Pijama mijama bir şey bulayım mı? Gerçi firari adama sorulmaz yorgan düşük ama. Yok Hikmet. Söyle uzanacağım. Çok yoruldum. Ben çıkayım. Çıkmadan bana 20 milyar verebilir misin? Tabii ki. Hayırdır? Ben bu lavukların sistemini çözdüm. Onu çökerteceğim. 20 milyarla. Az para mı? Siz de 1 milyon dolarlarla oynadığınız için unuttunuz paranın değerini beyim. Hikmet, yorgunum dedim.
Hem sen beni bile çözemedin. Onları nasıl çözecekmişsin? Sen öyle zannet. Ben ta ne zamandır biliyorum. Hadi lan. O tekerlekli sandalyede boşuna mı inatla oturdun? Seni konuşturmak için. Hadi sene. Hadi sene. Bence sen kendin yürürsün. Allah! Artık ayıp oluyor. Ayıp ha? O ayağını az önce kapının yanından geçerken kımıldatan Hikmet'in yaptığı ayıp değil, benim yaptığım ayıp. Seni burada bırakırım, sürünerek gelir duygu sömürüsü yaparsın. Kendi ayaklarının üstüne bas artık. Lan! 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 Erkekten kaçma! Kaçmıyorum Hikmet. Erkek sen gel. Ulan! 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 Sen kimsin? Ben Ali'yim. Sen Ali olamazsın. Ne demek olamam? Ben oyum. Ho. Sen de Ayfe olacaksın da, Polat olacaksın da, döneceksin bir de Ali olacaksın. Ne demek olacağım? Ben zaten Ali'yim. O elindeki ne? Muska. Benim muskam. O zaman sen Efe'sin. O Efe'nin muskası. Hayır, benim değil bu. Bana zorla verdiler. Saklanmasına nasıl müsaade etmiş? Buldum. Ofise mi gidiyor diyorsun Abdülay? Göreceğiz abi.
dükkana mı dönüyor be? Bunlar uyanmak için saat de kuramıyorlar. Dursalar nasıl duyacaklar? Hayatta uyanmazlar. Eğer evde yatarlarsa burada ağaç oldun herhalde. Bitti. Oh, çok şükür. Hayda, hangisini takip edeceğim ben şimdi? Mecbur farklı yöne gideni takip edeceğiz. Gidelim Nevzat. Tamam abi. Boşuna sabaha kadar dikildik. Herif geldi dükkanı açtı. Aha. Erhan'ınkilerden biri de geldi. Öbürü nerede? Erhan nerede? Büyük ada Elbelada. Büyük ada Elbelada. Büyük ada Elbelada'ya vatuha. Büyük ada Elbelada'ya vatuha. Allah bu deli herif adaya mı gidiyor? Kınalı Ada, Büyük Ada, Ebeli Ada, Batuhan. Sesin aya yörgeye gidiyor, ağzını dilini açtı. Derdin nasıl anlatacaksın yukarıyı? Bırak yukarıyı, aşağıya bile derdini anlatamazsın. Teşekkür ederim. Ben burada kaldım ama sizin başınıza dert olmak istemem. Olur mu öyle şey kızım? Sen zaten bizim kızımızdın. Artık hepten bizim kızımızsın. Her dert senin gibi olsun kızım. Teşekkür ederim.
Ne güzel yine annem babam oldu. Canan burada mı? Yok abi. Nerede? Bulamıyorum onu. Bilmiyorum abi. Bulmamız lazım oğlum. Bir kalk, bir diril. Hayırdır abi? Bu adamın yanından ayrılması lazım. Polat söyledi. Polat abi mi? Neyin var oğlum senin? Ruh gibisin. Ablam. Çocuklardan haber var mı Alo? Gelen giden yok Can Polat. Kriptex nerede? Hayırdır Can Polat? Kripton'u rüyanda mı gördün? Evet. İşi çözdüm. Eğer beni o tepeye tırmandırırsa vallahi çağırıyor vururum. Bir ara öldüğünü zannettim. Nerelerdesin sen Kılıç? İşi çözdüm Nizamettin. İşkenceyi alsan ne konuşturacaksın? Hiçbir şey. En zor işi yine ben aldım. Bu adam buraya simit almaya mı geldi? Thank you.
Acaba beni fark etti de böyle bir tekme atıyor. Yok lan, harbi simit aldı dönüyor. Allah'ım sen yardım et. Hangisini takip etmem lazım? Simitçi, boyacı. Vay şerefsizler. Emekçileri kurye yapmışlar. Ne zaman durulacak ortalık? Polat'ın gelmesi ortalığı karıştırdı. İşi çözdüm dediğim ne? Polat'ı halledecektin. Kendini sağlama almış. Bu yüzden gecikti. Nizamettin, beni yok sayarak başka bir anlaşma yapmadın değil mi? Ne gibi? Polat'la mı anlaştın? Hayır. Böyle bir şey mümkün olamaz. Neden bana yalan söyledin? Yalan mı? Karahanlı'nın oğlu olup olmadığını sordum Polat'ın. Ve sen hayır o değil dedin. Sen bana duymak istediğini sordun. Ben de sana duymak istediğini söyledim. Nereden anladın oğlu olduğunu? Polat Safiye'yi neden yanına alsın ki? Başka bir nedeni olamaz. Sadece bu mu? Eksik olan bir parça kalmadı Nizamettin. Bu şartlarda anlaşmamız değişti mi? Şartlar benden yana değişti Nizamettin. Bunun Polat'la alakası yok. Elimde olan şeyle alakası var. Elinde ne var? Ben olmadan Kriptex kimsenin bir işine yaramaz. Taze simit, simitçi, taze simit, simitçi. Bir tane alabilir miyim? Bu kızı not al Eren kafana. Teşekkürler. Bir şey değil. Kokuyla nasıl oturuyorlar? Burayı Vatikan yapacaklarmış. Ruhban okulu açacaklarmış. Sen bu faytonları Vatikan'ın önünde gezdir. Bak bakalım bir tane papaz kalıyor mu Saint Pierre Loti meydanında? Taze simit. Taze simit. Simitçi. Simitçi. Simit mi? Simitçi mi? Karahanlı Kriptex'i kendi yüzünün açtığı kasaya saklamış. Kriptex'i açacak şifreyle anahtarı ise en güvendiği iki insana onların haberi olmadan vermiş. Nergis'in annemin elindeki muskayı açıp şifreyi koymuş.
ve kılıca da anahtarı. Bu anahtar dediğin nedir Can Polat? Elinde tuttuğu çakı. Ha, demek onun için artist elindeki çakıyı gözümüze sokuyordu. Bildiğini zannetmiyorum. Yine de artist. Kılıcın çakısı olmadan açılmaz Alo. Bu deliğe göre yaptıralım bir çakı. Delik önemli değil Alo. Çakı önemli. Bir şansımız var. İkincisi yok. Karanlı bu kripteksi bana yaptırdığında ben bunun ne işe yarayacağını bilmiyordum. Özellikle bana hediye ettiği bu çakının kripteksi açacak anahtar olduğunu bilmiyordum. Çok akıllıca bir iş yaptı. Anahtar şifre olmadan tek başına bir işe yaramıyor. Şifre kolay. O bilmese de şifre Safiye'de. Safiye'de nerede? Ya, o kadarını söylemem Nizamettin. O da benim hayat sigortam. Bana güvensizlik duyacağın ne yaptın? Güvenle alakası yok. Sen bir şeyin peşindesin. Ben onu sana vereceğim. Ama bir şartla. İçinde yazanlara vakıf olacağım. Tabii ki. Onlar ikimiz için önemli. Bu işe beraber girdik. Bundan sonra da beraber olacağız. O zaman problem yok. Nasılsa Kriptex'i açtığımızda yan yana olacağız. Kriptex, Polat'ta kılıç. Ondan almak da benim işim. Nasıl? Bana güveniyor. Ya da beni ölü biliyor. Ben ortaya çıktığımda hiç tereddütsüz yanıma gelecektir. Ve ben onu ikna edeceğim. Umarım. Demek bu çakıyı saklamış Karahan'da ha? Büyük adamdı. Hiç şüphesiz. Ne zaman temasa geçeceksin Polat'la? Bugün. Güzel. Ya sana reddedemeyeceğin bir teklif yaparsa? Ne gibi? Beni öldürmek gibi. Ne vereceğine bağlı. Thank you.
kaçmak lazım. Yakalayın şunları. Bıçağını aldı. İnşallah duymuştu. Teslim ol. Ellerini başının üstüne koy. Dizlerinin üstüne çök. Abi Lostra salonunda bir numara yok. Nasıl yok? Yok derken abi, lallardan biri geldi patronla beraber. Öbürünü Erhan takip edecekti. Ya Tosun yeğenim mevzuyu anlayamıyor, dinleyemiyor diye garibana sıkmasın. Ne gariban alo? Onların adamı. Eskiden birilerini alıp sağını solunu kırıp dilence diyorlardı da. La bunları nasıl sağır lal etmişler Can Polat, onu anlayamadım. Halo, beni tabuta koyup Suriye'ye yollayan adamı sağır da eder, dilsiz de kör de. Hafazan Allah. Canan Hanım'ın nerede olduğunu bilmediğimi söyledim size. Bilmiyorsan niye burada oturuyorsun? Ne biçim sekretersin sen? Beyefendi, beni güvenliği çağırmak zorunda bırakmayın. Sen de beni burayı yakmak zorunda bırakma. Canan Hanım ararsa ya da gelirse benim aradığımı haber ver, tamam mı? Yılanın deliğinden süt soruyoruz. Bizimki de akıl. Çık. Çık. Al bunu.
Kimseye doğrultma. İçinde mermi yok. Vallahi gördüm, billahi gördüm Polat abi. Nasıl bir adamdı Erhan? Yok, onu görmedim abi. Daha ne gördün, hele onu anlat. Abi bunların arasında gizli şifreleme demek bu. Nizamettin Nostracı'ya gidecek, bu adam da oraya gidecek ve buluşacaklar. Emin misin Erhan? Evet abi. Adadaki adresi aldın mı? Aldım abi. Güzel. Muhtara gidip kim oturuyor diye... Yapma. Soracaktım ama sormadım. Açığa düşmemek için. Aferin koçum. Mümatili Abdüley de gelse de şu işi bitirsek. Oho Polat abi. Biri niye susuyorsun lan deyip kafasına sıkardı. Öbürü Şerif Taytıs. Adadan simidi yer dönerdi. Can Polat, bizim ekipten de birilerinin sağırlal olması lazım. Çok konuşanımız var. Doğru söylüyorsun dayı. Duydun mu Nevzat? Sana söylüyor Erhan. Ben bir şey duymadım, görmedim. Şimdi burada Polat'ın Ali olduğunu söylemek bana düşmez ama söylemeden de olmaz. Yok yok. Ne oldu Hikmet abi? Yok yok. Bu kız ortalarda yok. Hikmet abi. Efendim bacım. Polat. Ne dedi? Ne hakkında? Benim hakkımda. Seni sordu, ne diyecek herif? Halimi gördü mü? Ameliyata bile girdi. Keşke müsaade etmeseydiniz. Polat'a. Beni böyle görmesini istemezdim. Bence sen de onu o halde görmek istemezsin. Annem söyledi. Yaralıymış. Asıl yarası... Niye sustun? Yok bir şey. Yine gelecek nasılsa, seni görecek. Gelecek mi? Bu sefer yakalanır. Yakalanmaz. Nereye yakalanıyor? Beni görmesini istemiyorum. Acil beni ara. Sakın ofise gitme. Neredeysen beni ara. Çok önemli. Allah'ım Elif'e bir şey olmasın. Canan Hanım. Aa buyurun. Nizamettin Bey gönderdi. Ofiste bekliyormuş. İşlerim vardı ama ben arayayım. Acil gelsin dedim. Kimseyle görüşmenizi istemiyor. Önemli. Ya, ne oluyor ya? Polat Alemdar nerede?
anana sor. Solüsyonu getir. Sağ ol kızım. Ömer baba, siz de gitseydiniz. Bu daha önemli. Ben seni yalnız bırakmayayım kızım. Keşke ben de gelebilseydim ama... Ben selamınızı iletirim kızım. Çok sevinecek değil mi Nazife anne? Bilmiyorum ki kızım. Emaneti aldın mı Nazife Hanım? Çantamda bey. Allah'ım ne olur sen Elif'e yardım et. Abla, beni emretmişsiniz. Bunlar senin. Ziya abimin emirlerini bekliyorum. Babam Nizamettin Güvenc'in yarın sabahı görmesini istemiyor. Emredersin abla. Gel. Beni çağırmışsınız efendim. Polat Alemdar nerede? Bilmiyorum efendim. İyi o zaman. Öğren. Efendim benim... Kes sesini. Benim istediğim Polat'ta. Polat'ın istediği bende. Hava karardığında Polat Alemdar senin aracılığınla bana ulaşmazsa, benim istediğimi yanında bana getirmezse, sen dahil Polat'ın tanıdığı herkes ölecek. Anladın mı beni? Nizamettin Bey, ben Polat'ı nereden bulayım? Sen beni anlamadın. Sana Polat'ı bul diyorum. Sen onu bulamazsan o seni bulur. Siz birbirinizi bulamazsanız ben sizi nerede ve nasıl bulacağımı biliyorum. Göremedim abi sıkıp sıkmadıklarını. Bırakmayacaktım usta ama kılıcı söyleyince... İyi yapmışsın Mehmet. Vursalar ikiniz de vururlardı. Sağ istemişler. Sağ isteyip ne yapacaklar Can Polat? Konuşturacaklar. Ya da... Abdül hayatta konuşmaz. O zaman öldürürler işte. Thank you.
Polat Alemdar nerede? Kriptex nerede? Anan aldı. Polat Alemdar nerede? Adın ne? Adın ne? Adın ne? Senin adın Zülfü Yüksel. Yüksel. Benim adım Abdüley. Hayat verenin kuluyum. Hayat verenin kuluyum. Hayat verenin kuluyum. Daha önce hiç böyle görmedim Hikmet abi. Görmezsin tabii. Görsünüz kızım siz. Elif de can atıyordu o namussuzla çalışmak için, sen de. Polat abi bana bir numara bıraktı. Ablamla ilgili bir şey olursa arayayım diye. Ver numarayı, ver. Hemen arayalım. Hava kararacak. Al. Oradan olmaz. Abi önce 3 kere çaldıracağım. Abi gel inat etme. Girmem akıl hastanesine kardeşim. Çapsız çapsız konuşup beni sinirlendirme. Abi burada çürüyüp gideceğiz. Ben buradan çıkacağım Abidin. Şimdi Ziya Bey'e söyleyeceğim. Madem Polat kardeşim dönmüş, muhakkak bir yol bulacaktır bizi buradan çıkarmak için. Yaşlandın be Ziya. Çöktün. Çöktün. Abi kapandı. Arayacaklar. Alo. Usta. Ben tamirci. Elif'e bir şey mi oldu? Yok usta. Şu avukat var ya, meşhur olan. O sana bizim kızla haber yollamış. Ne diyormuş? Senin istediğin ondaymış, onun istediği sendeymiş. Akşama kadar istediğini vermezsen herkesi öldürecekmiş. Ne oldu Can Polat? Ne söyle öldük? Alo. Alo. Hikmet. Kağıdın kalemin var mı? Buranın adresini vereceğim. Bir kağıt kalem. Usta, takip ederler. Thank you.
Ziya Bey? Nasılsın Tunca? Anlatmasaydım çatlardım. Elif'e söyleseydin keşke. Yok, onu Nazife anne söyleyecek. Allah'ım. Bütün bunlar niçin Hikmet abi? Herkes paramparça oldu. Elif'in halini görüyorsun. Bütün bunlara değer miydi ha? Değer miydi? Bir adam bütün bunları göze alıp, kelleyi koltuğa alıp bu kadar zamandır harp etmişse, değer mi değmez mi diye sormak ayıptır. Nihayetinde Polat bir hırs uğruna bir avukatın yanına girip çalışmıyor. Vatanı, milleti, sevdikleri uğruna mücadele ediyor. Ali geldi. Vatanı için, milleti için, bizler için bir görev almış. Bizleri tehlikeye atmamak için yüzünü değiştirmeyi bile göze almış. Ben oğlumun yanlış hiçbir şeye gireceğini düşünmedim. Ben onu haram bir tek lokma ile büyütmedim. Ben dün oğlumu dinledim ve ona inandım.
hak verdim. Hakkımı helal ettim. Vazife anne. Beni buraya oğlum gönderdi. Anne dedi. Örfümüzce, adetimizce, sözüm olan, sözlüm olan, helalim olanı bana iste dedi. Ben Ali'nin, Polat'ın anasıyım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Elif'i oğluma istiyorum. Abla. 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 Elif. Hikmet abi kimse yok. Buradalardır canım. Nereye gidecekler? Hah geldiler. Polat yok. Kolay gelsin. Kriptex Polat'ta. Anahtar bende. Polat'sa avucumda. Öyle mi? Hava kararmadan gelsin demişsin. Geldim Nizamettin. Dünyanı karartmaya geldim.